Evet hanımlar beyler ve kardeşler sonunda Monçuk Reis'i daha doğrusu Monçuk Kaan'ı buldum, ona ulaştım. Daha doğrusu o beni buldu. Nasıl mı oldu? Hemen anlatayım. Şuralarda bir yerlerde biz tam olarak hatırlamıyorum da Makep'teydi galiba. Ya da şu üstte de olabilir. Her neyse bir arenaya katılmıştık bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz sonlarına doğru. Arenaya katıldık. Oradaki eğitimlerden para kazandık vesaire. Hatta iki kere birinciliği hak ettik ve 250'şer dinar aldık. 500 dinar para kazanmıştık. Daha sonrasında ben şöyle bir aşağı ineyim dedim. Hani ne var ne yok bir bakayım. 2-3 tane yan görev yaparım hesabı. En azından bir 2-3 kuruş para kazanayım falan. Derken içime mi doğduğu nedir? Bir baktım üzerime doğru bir birlik geliyor, tamam mı? Abi dedim bu birlik ne birliği acaba? Hani merak ettim ben de. Şöyle baktım bayraklar yeşil. Allah Allah dedim bunlar diğer birliklere benzemiyor. Biraz farklı. Ben bunu bir yakınlaştırayım dedim ve üzerine geldim ki ne göreyim? Bakın. Monçuk'un ordusu. Monçuk da en önde gidiyormuş zaten. Ordusuyla bu şekilde karşılaştım. Meğerse diğer Rageya mıydı kraliçenin ismi? Tam şey yapamıyorum şu anda. O kraliçe gibi bazı lady'ler ve lordlar kalelerinde bulunmuyorlar. Sürekli dolaşıyorlar. Dolaşım halindeler. Hani nasıl diyeyim? Seferdeler. İşte sefere çıkıyorlar, dolaşıyorlar, ticaretler vesaire vesaire. Sürekli bu şekilde hareket halinde olduklarından dolayı biz ulaşamıyormuşuz kendisine. Şimdi ulaştık. Görevi yaptım. Hani 10 tane şey vardı ya Lord ve Lady ile görüşme. Bakın. Rageya. Bununla konuştuk. Şimdi Monçuk'ta da konuştuk. Bir parçadan daha yine bilgi edindik. Geriye kaldı 8 tane Lady veya Lord. Onlarla da konuşmaya çalışacağız. Bu ana görev zaten biliyorsunuz. Kuruluk yakınındaki haydut sığınağı. Buna da 2 gün kalmış. Bunu bir kez daha sizlerin yanınızda, huzurlarınızda deneyeceğim. Ne başarısı olursak da yapacak bir şey yok. O görev iptal olacak. Bitti diyelim. Bakar mısınız? 608 adam neredeyse 1000 kişiye yaklaşmış. Hani hayvani bir orduyla dolaşıyor. Kuzeyitler lideri. Bu arada bu şunu da göstereyim ben tekrar. Sizler de görün Monçu. Bunun bir kızı vardı. Onunla konuşmuştuk hatta en son. Hatta şöyle isme tıklayalım. Kızı göstereyim sizlere. Anahtar değildi. Anahtar değildi. Neydi? Ha, Aligin. Aligin. Aligin'le konuşmuştuk ya, ben onunla tekrar bir konuştum. Katılma seçeneği çıkmıyor. Şeffaf bir halde, sönük bir halde şu anda. Tam aktif hale gelmemiş. Onun için de klanımızın ikinci seviyeye ulaşması gerekiyormuş. O nasıl ulaşıyor bilmiyorum. Görev yapmamız gerekiyor diye biliyorum ama şu an görevi de yapamıyoruz. Ama belirli bir para karşılığı kılıcım sizin hizmetinizdedir. Hani kılıcım sizindir diye bir cümle var. Hani büyük ihtimalle en başta paralı asker gibi başlayacağız. Onların adına hani çalışacağız. Daha sonrasında onların beyliğine gireceğiz. Yani ufak bir beylik kuracağız kendimize. Böyle yürüyecektir sistem diye ben düşünüyorum. Tekrar dönüş yapacağım. Şimdi Monçuk görevi yaptık. Eyvallah. Taleplerimi iletmek için buradayım. Konuşmak istediğim bir şey var diyor. Talep mi talep abi? Sana teslim olman ya da ölmen için bir şans sunuyorum. 608 kişilik orduya karşı. Helal. Helal. Çok delikanlıyız ama bu kadar da fazla. Özür dilerim. Önemli bir şey değil. Konuşmak istediğim bir şey var. Ailelerimiz arasında evlilik yoluyla bir ittifak önermek istiyorum. Zaten bu benim ana vatanım. O yüzden bunun boyundurulu altına gireceğim. Burada bir şekilde yükselmeye çalışacağım ama evlilik olarak daha önceki bölümde bahsettiğim gibi İç Anadolu kısmından, İç Anadolu diyorum ya haritadaki orta kısma. İç Anadolu kısmındaki Kraliçe Rega ile bir evlilik yapmayı düşünüyorum veya bakacağız. Biraz dolaşalım. Tam şu anki fikrim bu ama değişebilir tabii fikirlerim. Hizmetinize girmek istiyorum. İkimizin yararına olabilecek tehlikeler şey var, olabilecek bir teklifim var. Politik hakkında genel düşüncen var mı? Hemen dinleyelim. O zaman şöyle ifade edeyim kendime. Kuzeyitlere sahip oldukları her şeyi atam Urkun verdi. Orkun olabilir mi? Şehit surlarının, şehir surlarının dışındaki çöplüklerden yemek yiyen uyuz, bozkır köpekleri gibiydiler. Onları bir kurt sürüsüne dönüştürdü. Elini kaldırmasıyla şehirler düştü ve klanlara evim diyebilecekleri topraklar verdi. Kararlarımı beğenmeyen bir kuzey çifti var mı? Beni Kaan olarak istemeyen var mı? Eğer varsa atalarımın armağanı olan topraklarını terk etsin ve bozkırlara kaçsın. Peşine düşmeyeceğim, onu avlamayacağım. Resmen kovuyorsun. Atalarımın fethettiği bu ülkede yaşayan benim buyruğum altında yaşar. Bu konuda söylenecek başka bir şey yoktur. Sen biraz katısın bu konuda. Bak şimdi, şu an benim tercihlerimi değiştirecek duruma gidiyorsun yalnız. Dikkatini çekerim. Atalarımın fethettiği bu ülkede yaşayan benim buyruğum altında yaşar. Yani sen diyorsun ki sadece benim buyruğumda yaşayan benim her istediğimi yapacak. İstemeyen varsa affedersiniz siktir olup gitsin diyorsun. Resmen bunu demek istiyorsun. Böyle bir politika yok.
Diğer Raggia'nın, Kraliçe Raggia'nın konuşmaları bence daha şeydi, demokrasiye yönelik. Daha güzeldi bence. Bilmiyorum niye böyle bir düşüncesi var. İlginç. Başka bir şey var mı? Ama yine de ana vatanım. O yüzden bir şey diyemem. Mecburen şey yapacağız. Evet. Zaten ileride ben kendi imparatorluğumu kurduğum zaman bunlar yıkılacak abi. O zaman hani normal tarihe göre gitmeye çalışıyorum. Kuzeylilerden sonra biz yine kendi Hun Türkleri, daha sonrasında bir Osmanlı falan kurmaya hedefimiz var elbette. Güzel bir imparatorluk kuracağız. Taleplerimi iletmek için buradayım. Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinize girmek istiyorum. Diyelim mi ya? Hı? Heh, peki bize nasıl hizmet edersin? Lordum, sana ballık yemini eder ve senin sadık takipçilerin arasında yer alırdım. Klan seviyen 2 olması gerekiyor. Kılıcım senin olabilir yeterli bir meblağ karşılığında demiş. Tamam, sen bir dur. Tamam, sen bir dur. Ben bir de tekrar bir kraliçeyle konuşmak istiyorum. Aklımızda alışveriş yapar gibi oldu. Aklımızda bulunsun. Bir tekrar geleceğiz biz mağazamıza. Şimdilik para durumumuz zaten sıkıntılı biliyoruz. Çapulcular bir. Şu görev neredeydi? Görev, 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 görev. Kuruluk yanındaki akadan sınırına göre. Kuruluktan akadan aynı zamanda sığınan kuruluk. Abi kuruluk buralarda değil miydi ya? Ha yukarıdaydı, pardon pardon pardon, yukarıdaydı değil mi o? Şuralardaydı. Heh, kuruluk sığınak, tamam. Neyse, görevi yaptık gibi şu an ona şükredelim. Bir şekilde bulduk, denk geldik hani kendisiyle. Tamam. Şu görevi yapmak istiyorum ya. Biliyorum yine zorlayacak. Belki yine alamayacağız. Abi adamlar kaç birim bakar mısın? Biz bir birimiz, adamlar 1, 2, 3, 4, 5 birimler ya. Yani saldıracağız, yapacak bir şey. Aslında kalkanımızı güçlendirip bir, ama sayı üstünlüğü var. Yine yapamam. Hani birebir savaşacağım diyeceğim. O da olmayacak. Valla çok güzel adam bunları. Ben şu üstten bir gideyim. Git 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyle gelmişiz abi. Niye bu kadar az? 10 kişi bari olsun en azından, değil mi? Oy, sen ne güzel ok atıyorsun ya. Adamlar zor durumda şu an. Üf, ne yapıyorsunuz ya bu okçu? Oy. Bir şey diyeyim mi? Alabilirdik, o anı serbest bırakmam gerekiyordu ama. Daha var bunlardan. Kaç tane var? Daha bir de buraya gideceğiz.
4 kişiyi kaybetmişim. Onlar da 4 kişi kaybetmiş. Şimdi 4 kişi kaybettik. Onların tamamlanmış oluyor mu yoksa olmuyor mu? Olmuyorsa güzel. O yüzden sürekli saldırırım arda arda. Ama benim gerçi can biraz şey sıkıntıda. Ama güzel savaştım. 4, 5. Yine 5. Bir gelin ya. Bir sizle bir savaşayım ben ya. Bozkır Haylut'u merhaba gezgin, umarım kesini yanına getirmişsindir. Gördüğün gibi biz Haylut'uz ve korkarım bize biraz para ödemeden geçmeni izin vermeyeceğiz. Cesaretim varsa beni dövüş. Ellerimi kilitleyeceğim o zaman diyor. On bir, yedi. Asker gönder, Bozkır Haylut'u kaçmaya çalış. Niye ki? Çok mu kalabalıklar? 40'a karşı 18. Zafer tabii yani normal. Oo, atlılar matlılar, bak bunlar iyi para eder ha. Direkt insan ticareti. Üf. Kuzey köylüsü. Aa, köylüler, birlikler. Birlik de aldık kendimize. Bak bunları tutsak almışlar. Abi at falan var, yük beygiri yiyecek. Of, çok iyi oldu bu ya. İnanılmaz iyi oldu. Şu an mutlu oldum. Sevindim. Atımız var. Binicilik at... Bir saniye abi. Bir saniye. Şimdi bak diyor ki burada binicilik diyor 10 diyor. Tamam mı? Bunda da diyor ki binicilik 60 diyor. Ben seviye atlayamıyorum ki şu anda. Neyse. Bunlar bir dursun. Bunu satarız olmazsa. Bu güzel para edecek bunlar. Atlar vesaire vesaire. Bitti. Tamam mı? Buraya geldik mi? 20'lik kişi kalmışız bu arada. Az kişi kalmışız. Ben son kez şuraya saldıracağım. Bir saniye. Bozkır Haylut 10, 9, 15, 20 kişi falan var. Gerçi orada şeyler değişiyor. Bekleyelim biraz. Ya şu görevi yapabilsek, zaten bir daha yapamazsak görev iptal olacak. Abi bir okta gittim. Bir okta gittim. Ya zaten direkt savaşı kaybettiniz de. Direkt mağlubiyet. Ya ben öldüğüm zaman niye savaş bitiyor abi? Zaten ölmüyorum ki ben tam olarak. Bitti görev. Ben buraya var ya, öyle bir güçleneceğim bir yere gelecek, göreceksiniz ya. Bu intikamı alacağım. Bu iş burada bitmez. Bu iş burada kalmaz. Zaten iyice güçsüzleştik şu anda. Turnuva yazı. Turnuvaya katılamıyoruz ya. Geç kalmışız. Şehir merkezine dön. Ham bölgesi. Esirleri sat. Çok güzel. Ticaret yapalım biraz isterseniz. Kullanamayacağım göre şu pahalı olan atı bir satalım. Verelim. Şunu da vereyim. Bunlar da verelim abi. Sovos. Sovos sen diyorum ya, müteahhit bir mimar tipine benziyorsun. Sana ben yine de bir kılık kıyafet vereceğim. Şu sana nasıl olur? Casus gibi oldun ya. Tamam. Şunu vereyim sana. Sen zaten savaşçı bir tip değilsin.
Tamam. Anladım. 2071 şey var. İmparatorluk okçusu. Şimdi sorunu direkt atlıya çevirdik. İmparatorluk Ekoete. Of, çok karizma olmadım ama. Değil mi? Şahane oldu. Güzel. Okçular. Kıdemli okçu. Çok iyi. Seni de imparatorluk piyadesi yapacağım. Tamam. Buradan bir asker toplayabilir miyiz? Ver abicim. Görev yok. Ya bir şey diyeceğim. Benim sayım şu an 38 gözüküyor. Tamam mı? Ben buraya bastım da ama. Burada bakın nerede o? Burada 38 gözüküyor bakın. Artı 9Y. 9Y ne? Hadi 1, 2, 3 biziz diyelim. O Y'ler ne? Tutsak da değil. Şu birim sayısı mı? Kıdemli piyade 1. Ha, o zaman 1. Bunlar 2. 2, 3 sayılıyor. Yok, pardon. Bu zaten 3, tamam. Niye öyle bir şey oldu? Neyse. Onu öğreniriz. Görevde bir şey oldu. Tamam. Bak şunda bir görev var. Ulan köyleri. Reis sende bir sıkıntı var diyecektim. Direkt buraya daldı. Avluya git. Açayım buranın avlusunu açayım. Duran. Bunlar anlaşmaya geldi galiba. Vilandia diye asliymiş bak bu. Farklı. Bela grubu. Oo. Baltak. Bagai. Bu bizden. Casus partisi. Görev varsa bir görev alacağım. Hatta direkt buradan şeye katılabiliriz. Kendi klanımıza katılalım. Şimdi birçok savaşçının bu topraklara gelip hızla sığınabilmeyi tanık oldum. Hı. Ben orada değildim. Mesui'nin bu konuda bazı fikirleri olduğunu biliyorum. Mesui kimdir? Kuzey'in vasalı. Ha bak bu da biliyormuş. Baltakant'ta görülmüş en son. Mesui. Tamam. Ha bu da burada değil mi Mesui'de? Bakacağım. Düşman herhangi bir gezginden seyahat ettiği yerleri gözetlemesini isteyebilir. Bunun izini nasıl bulabilirim? Sahipliği yapıyorum ve yarışmacıların dünyanın her yerinden katılmalarını bekliyorum. Birinin bilgi toplama için gönderilen casusa inanmak için nedenlerim var. Tamam, bakalım. Benim de casuslarım vardı ama eğer bir turnuva katılımcısı garnizonun durumu ve duvarlar hakkında sorular soruyorsa dürüst bir gezgini ilgilendirmeyen şeyler o zaman o ve bana ulaşan bilgi arasında adamımız var demektir. Casus içeride saklanıyor olmalı. Oraya vardığımızda kasaba halkını sorgulamaya başlayın. Kollayacak kadar kas olan yolun üstüne atayabilirsin. Duyduklarıma bakılırsa 12 kadar adam yeterli olmalı. Bir yoldaşa 9 adam tahsis edeceğim diyor. Tamam, tahsis edelim. Bize yardım edebilir. Durusu valla bilek. Bize yardımcı olsun. Bunu adam vereceğim bir de ben. Birlikler 13 kişi. Tamam, iyilerden verelim. İmparatorluk kıdemli piyademi veriyorum. Kıdem nokçu veriyorum iki tane. İmparatorluk piyadesi veriyorum. Atlı şu an veremem. İmparatorluk okçusu. Kaç oldu? Bunlardan da vereyim. Kuzey köylüsü bayağı var. Bunları da tamamlayalım hatta. Tamam. Umarım çözerler bu davayı. Şöyle bir çıkalım geriye doğru. Görevlerle. Şeyi de gönderebiliyoruz. Mesui buradaymış bak. Bunun bilgisi varmış. Mesui'den bir bilgi alalım.
Evet, bunu ver. O ismi lanetliyorum. Kocama, iki kardeşimi ve sayamayacağım kadar çok kuzenimi benden aldı. Kergitler hiçbir zaman zengin bir klan olmamıştır ama bunu her zaman cesaretimizle telafi etmişizdir. İmparatorun Sturgayalılar, Batanyalılara ve diğerlerine karşı yanında savaşacak adamlara gümüş vaat ettiği duyulunca cesur gençlerimiz bu fırsatta balıklama atladılar elbette. En cesurları ve en iyileri olan kocam başlarına geçti. Vilandyalarıyla savaştık, galip geldik ama büyük bir katliam oldu. Kocamın atını katlettiler ama kocam attan düşmüş olmasına rağmen Vilandyaların cesetlerinden oluşan bir yığının ortasında can verdi. Bu sırada bir Sturgeye baltası imparatorun kafasına yardığı için imparator bize ödeme yapabilecek durumda değildi. Savaş böyledir işte ama sonrasında olanlar, erkeklerimizin başına gelenler duyulunca diğer klanlar, özellikle de Arkitler zayıf olduğumuzu anladılar. Sürülerimizi yağmaladılar, karşı çıkan herkesi öldürdüler. Monçuk bu olanları durdurmak için pek bir şey yapmadı. Bu bize cesaretin ölümle sonuçlandığını, ihanetin ise insanı zengin ettiğini öğretti. Bak, bu kötü olmuş. Demek ki Monçuk iyi bir lider değil. Ha, şu da olabilir. İleride onu indiririz, biz geçeriz başa abi. Ana vatanın gerektiği gibi nasıl yönetilmesi gerekiyorsa o şekilde yönetiriz. Halkla iç içe oluruz. Halkımız için onurumuzu yaşarız ve öleceksek de onurumuzu ölürüz. Bu kadar basit. Onu indireceğiz demek ki. Bir şey var. Muncukhan hizmetine girmek istiyorum. İkimiz yararlı olur. Var. Burada da aynı. Şimdi ayrılmalıyım. Devam etmek için tıklayın. Tamam. Tam bu olayı da çözdük. Bir tane daha Lady ile konuştuk. Bagaya, bunu zaten görevi şu an yapılıyor. Bu ses nereden geliyor? Sanki bir şey sallanıyor sürekli ve kulaklığa değiyor. Çok ilginç. Lord'un salonuna git falan filan. Neyse. Buradan şey yapalım. Evet, 3 oldu. Mesui'yi. Birazcık daha dolaşalım şimdi. Aa, turnuvaya katılma var. Turnuvaya katılacağım ya. Hadi bu bölümde katılayım turnuvaya. Katıl abi. Ama bana ne olur güzel bir şey gelsin. Bak, kalkanla kılıç gelirse enfes. Gerçekten tadından doyum olmaz. Bir bölüm izletirim sizlere, güzel de savaşırım. Ama kalkan da şey olacak. Gerçi her savaşta farklı veriyor olabilirler. Bagaye, Göksel Kan, Kuzey Kargıcısı. Bak, iki mesela burada boşluk bırakıp Göksel Kan yapmak isterdim. Olmuyor maalesef. Neyse. Sovos. A, a. Aa, bizim Sovos da katılmış. Bu savaşçı değil ki. Şey için herhalde araştırıyor galiba bu. Neyse. Çıkış tura atla katıl. Bahis toplam katıl ya, katıl abi. Ha, kalkanla tamam. Oo, kılıç değilmiş ya. Aa, benim canım zaten of, bir canım var, yenilenseydi en azından. Olmaz abi, çünkü canım yenilenmemiş ki benim. Azıcık bir canla başladık zaten. Takımın turnuvadan diskalifiye. Ne oldu ki abi? Nasıl şey olsun? Katıldık mı? Katıldık. Diyor mu, canımız da yok, %20. Asker sayımız az. Bir saniye, bir saniye. Asker alabiliyor muyuz buradan? Yok. Yiyecek alacağım. Yiyecek unuttuk. Ticaret. Yük beygirimiz de var. Aa, benim bir atım daha vardı. Ne oldu? Ha, şey verdik galiba onu. Tamam. Evet. Bize bir yiyecek. Tahıl 8 lira. Çok ucuz burası ya. Burası güzel.
Doldurayım ben tavuğu. Tavuk önemli. Kaysar. Ulan. Kuzey yayası. Bizim askerler de geri dönerse bizim ordu bayağı çoğalacak. Hayan. Of 53 şunu var ya, aslında çok güzel savaşırız da gerçi asker sayısı falan da işte sıkıntı. Kaysar. Bela grubu, bunun da bir görevi varmış. Sorunlu yardım için. Hurunak'ın bu konuda bazı fikirleri olduğunu biliyormuş. Hurunak. Hurunak kimdir? Necidir? Hurunak Kuzey'in vasalıymış bu da. Neredeymiş? Tismil'de görülmüş en son. Tismil. Hurunak. Başka bir yeri sat diyor bunları. Tamam. Hurunak. Baltak şeyini satarız burada. Şuraya satarım ben onları şimdi. Mesu ile konuşayım. Ne de olsa buna yardım ettik sayılır. Yani görev icabı hani şey yaptık, konuştuk. En azından tanıyoruz. Tamam, başarı. Etkisiz, tüh be. Satamadık buna. Bu zaten olmayacak. İzcilik ve hesapçı. Serseri kahramanlık. İzcilik ve hesapçı. Bunu geliştirmemiz lazım. Olmadı. Başka kim var? Yakınlarda. Tamam, bu aldı. 2900 dinar aldık. Bu arada şey de sorayım. Dertler. Kendi taraftar herhalde. Şimdi ayrılmalıyım. Tamam, teşekkürler. Hurunak. Tismil'deydi değil mi en sonu? Abi ilerliyor boş boş ben. Üf. Ben de şey arıyorum, adam arıyorum burada ya. Gidiyor diye bekliyorum bir de. Tismil'deydi. Şuraya gelsene koçum benim ya. Ne oldu yine? Haydi cesaretim varsa benimle dövüş. Bir kaç adam var ona göre. Ha 9. Ha yani. Asker gönder. Thank you.
Oh, gelin 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 babanıza. Gelin babanıza. Oo, yiyecek içecek doğulu kürk şapka. Üf, çok güzel, çok güzel. Yağmur tabi abi. Yalnız bak, benim buraya gitmeme her türlü engel oluyorsunuz. Bakın, üç oklar, akkalat. Tamam, bunlar bizim abi, bizim işte memleket burası. Bizim memleket burası o zaman. Karakulak, dur. Dur bak, akkalat. Heh, şu an gaza geldim, bir dur. Heyecanlandım, heyecan yaptım. Bizim memleket. Karakalat. Buralar bizim abi. Tismil. Tamam, memleket burası. Buram buram memleket koktu. Bize mi gidiyordu bu? Ben şu akkalata bir uğrayayım hatta önce. Şurası, şurası. Heh. Şuraya bir uğrayayım. Diğer taraftan gitmiştir bence. Avluya git, ver abi rüşvetine. Suran Mihir. Mihir'le bir konuşalım. Casus partisi diyor yine. Mountain Blade 2 Bannerlord. Hurunak. Şu an neredeymiş bu Hurunak? Omrotok'ta görülmüş en son. Omrotok. Senin görevini sonra yapacağım, kusura bakma. Omrotok. O kadar uzun yoldan geldi ki uzaktır kesin ya. Omrotok ha burası. Çok uzak sayılmaz. Oradan yer değiştirmişler. Ben o yüzden şu Ortongard'a bir sorayım. Avluya git, buraya da rüşvet. Yani mecbur açacağız zaten bunları. Temun. Tek tek açıyoruz hepsini. Şu an nerede? Kimli kalesindeymiş? Kimli kalesi yakında. Şimdi tek tek konuşalım. Bunlar da büyük ihtimal dolaşıyorlar yine. Hurunak Esmi'de görülmüş. Ha, buraya doğru hatta giden olmuştu. Tamam. Esmen'in köyleri. Şu mu? Evet. Çık abi. Hurunak'ın ordusu. Beni bekleyin. Bir beni bekleyin. Bir şey soracağım. Ben de oradaydım. Kuzeyitlerin çoğu gitti. Büyük bir bölümü şan ve şerefe aç olan Kergit kılımındandı. Ama ben de genç olduğum için şan ve şerefe açtım. Dolayısıyla ben de gittim.
Batanyalılar imparatorluğun öncü kollarını ağaçlıklı bir geçitte pusuya düşürmeyi planlamışlardı. Vilandiyalılar ve Sturgayalılar da sonradan kanatlardan saldıracaklardı. Gözcülerimiz Batanya pususunu ortaya çıkardı ama Neretses onları dinlemedi ve yine de pusuya düştü. Neretses'in öncü kollarını katledilirken biz de Vilandiyalılar ile karşı karşıya geldik. Ne var ki Vilandiyalılar çok sayıda arbaletçi getirmişlerdi ve atlı okçularımız ağır kayıplar verdi derken zırhlı imparatorluk katafratları göründü. Katapultlardan bahsediyor herhalde. Göründü ve arbaletçileri ezip geçtiler. Ancak biz Vilandiya şövalyeleriyle yakın dövüşe girdik ve işte o zaman kan gövdeyi götürdü. İmparatorluğun yardımıyla zar zor kazandık ama Kergitler büyük bir yara aldı. Kergitler o zamandan beri zayıflar ve zayıflara ne olduğunu bilirsin. Ancak sonuçta hiç kimse onlara varlarını yoklarını tehlike atmalarını söylemedi. Teşekkürler. Teşekkür ettik. Teşekkür için buradayım. Ayrılmalıyım. Tamam, bir lord'dan da bilgi aldık. 4 etti. Burada savaş var. Pavlos'un baskını bildi Olas'tan. 59 kişi. Bunlar buraya yardıma gidiyorlar sanırım. Öyleyse ben de bir savaş görmek istiyorum ya. Abi bir saniye. Kurt postlar Kuzey İmparatorluğu gelmiş buraya. Bay anasını. 59 bunlar. 80 de bu. 258 gerçi ordu geldi. Sağlam ordu geldi. Müdahale edemiyor muyuz? Karışma diyor zaten. Ha, o zaman karışmıyor. Hadi yine buraya geldik. Avlu, Anat. Anat'la tekrar bir konuşalım, belki farklı bir lorda gönderecek bize. Oleg bu konuda bazı fikirleri var. Direkt böyle bir bölgeden bulabiliyoruz herhalde 10 kişiyi. Çünkü bunların açısından bakıyoruz ya. Oleg neredeymiş Oleg abi? Tanıdık geldi bu ha bana. Klan Kloving. Kloving klanıymış. Bizim klan Gökhan klanı. Üç oklar Gökhan. Son olarak bugün Skorin'de görülmüşler. Batanyalılar. Skorin'de Oleg. Nerede Skorin? Başka yerden mi bahsediyor bu? Tekrar bakacağım. Anlamadım yani, başka bir yerden bahsediyor herhalde. Burada Skorin diye bir yer yok çünkü. Dertart. Bak şimdi Dertart çıktı. Vilandiyalıdır abi bu. Tamam bunlar farklı, tamam. Bunlar farklı. Buradakiler bitmiş anlaşılan. Kuzeyitler de bitti şu an bilenler. Şu an hala tarafsız davranıyorum, farkındayım ama bu görevi yaptıktan sonra taraf seçeceğim. Bu arada 9 gün olmadım ya, bizim askerler hala gelmedi.
Şuradan başlayalım bakalım. Böyle giriş evet. Lord salonuna. Git. Niye Lord salonu dedim ki abi? Kimse yok zaten, boş. Boşuna geldik. Kale burası. Buraya çok uğramıyorlar. Ben direkt şehre gitmem lazım. Onira. Bir krallığın parçası olmalısın diye bunu aktif hale getirmek için. Daha çeşitli demek. Şeyler çıkacak. Envanter sistemine çıkacak. Avcıya git. Rüşvetini ver. Patir. Casus partisiymiş yine. Bunlar hep casus partisi yazıyor. Vikingler. Lukon bu konuda bazı fikirleri var. Olduğunu biliyorum. Lukon kimdir? Kuzey İmparatorluğu lideri. Bak bunu daha önce de söylediler. Lukon bir ordu kurdu. Son olarak Atrion'da görülmüş. Atrion'da görülmüş. Nerede abi o? Nerede o? Lukon. Atrion'da görülmüş. Bak şu kırmızılarda aslında bir şeyler var da. Ben biraz gezeyim ya. Şu kısım bir şey bilmiyor, tamam mı? Şunlardan zaten aldık, bizim kendi vatanımızdan aldık bir şeyler. Amitatis. Şu Amitatis'e bir gidelim ya. Aynen, Amitatis'e bir gidelim artık. Bir saniye abi. Ne oldu? Gelişim mi var? Niye bu çıktı? Birlik. İlginç. Mesele halledilmiş, adamların geri dönecek diyor. Tamam, dönsünler abi. Bu niye çıkıyor sürekli acaba, şey olmadığı için mi? Adamlar dönemiyor mu ki? Şöyle yapayım. Bitti de. Bir saniye şehre geleyim de bir. Geldiler. 54 olduk, direkt 54 olduk. Tamam, paramız da geldi. Geri döndüler de. Biraz sayı azaltmamız lazım, yoksa çok fazla para gidecek. Artı yemek gidecek, onu idare edemeyiz. Amitatis'e geldik. Şuna bakayım sadece, göz atacağım, tamam. Arena'ya git. Şehir merkezi, ham bölgesi. Esirleri sat. Taverneyi ziyaret et. Ticaretimiz şu an yeterli, iyi. Şuna gel. Şunları alacağım. Oraklarla çünkü dövüşmem şu anda. Kuzey köylerini serbest bırakayım. Onlar birazcık
ticaretle vesaire uğraşsınlar. 48 mi olmamız lazım da? Ha, tam o zaman alayım. Ha, tamam fazla geliyor, pardon. Neyse. Geç. Tamam herhalde şu anda. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi avluya gidelim. Rüşvet. Evet. Milos. Lordlar Salonu. Milos'a bir danışalım bakalım. Bu konu hakkında bir bilgisi, bir fikri var mı? Lukon'un bu konuda. Abi Lukon diyor onu sürekli ya. Kuzey İmparatorluğu. Bunun bayrağı ne? Sembolü ne bunun? Ona göre bulacağım. Cimri. Cömert. Lüsonuf. Cesur kahraman. Lukon. Kuzey İmparatorluğu lideri. Yani gösteriyor ama. Abi Lucan buralarda değil. Hadi bir de şu Lagete'ye gidelim bakalım. Deli gibi para yiyorlar ya. Pardon ya, kaleye gidelim abi, bir dur. Oraya ben 700 lira şu an bayılmayayım. Tamam, şu kaleden direkt bir lorda soralım. Lord varsa. Lord'un salonuna git de, lord yok herhalde yine piyasada. Değil mi? Var mı lord? Yok. Lordlar da oturmuyorlar abi götlerin üzerinde. Sürekli ne gezentilermiş ya lordlar. Sürekli bir gezme, sürekli bir gezme. Bak ben şimdi 700 daha verirsem benim para kalmayacak. Zaten her gün gidiyor. Buralarda hiç şey de yok he. Avluya git, 675 rüşvet ver. Şununla bela grubu, şununla bir konuşalım. Sen de Luka mıdır nedir onu söyleme bize ya. Bir yeni Lord söyle de ona gidelim bakalım. Abi şu görev yapmayı artık bitirmeyi istiyorum cidden. Heh. Lucan abi hepsi Lucan. Hepsi Lucan. Yaş 63 bu ölecek zaten, az kalmış. Klan Ostikos. Şu morlardanmış bu, tamam mı? Morlardan Ostikos bu sekte görülmüş abi. Geldiğimiz yerde o sekte görülmüş dedik değil mi? Yüksekten sanki biz geçtik daha önce ya. Arama falan yok mu böyle haritada otomatik? Google Earth gibi falan.
Valla şu an acayip bunaldım şu durumdan. Şu adamı bir bulamadık ya. Tekrar soracağım. Abi adamı bulamıyoruz ya. Adam nasıl bir adamsa herkesi bulduk, bu adamı bulamadık. Bu adamı bulsak zaten olay çözülecek. Kuzey'in lideri diyor. Tamam, Kuzey'in lideri de nerede bu adam tam olarak? Klanını da söylüyor. Klan Ostikos. Adam nerede? Usek'te. Usek köyü Akkan tepelerinden geçen bir geçidin üzerine yer almaktadır. Sakinlerin çoğu geçimlerini yakındaki dere yataklarından Arkit. Sahibi Arkit. Bu başka yere gitmiş. Bu fethetmeye gitmiş herhalde. Usek Kalesi diyor. Abi Usek bizim tarafa. Anlaşmaya mı gitti? Savaşmaya mı gitti? Usek Kalesi buradaymış. Bu adam sıkıntılı ya. Bu adam bulmak, bu bayağı bütün haritayı dolaşıyor bu herif. Bir yandan da şimdi gezdiği için yolda soracağız artık nerede diye. Ya paramız yeterse. Elimdeki atı da satacağım mecburen. Para kalmadı. Vallahi varımızı yoğumuzu sattık ya. Yük beygire. Sat abi. Hepsini sat bunları. Ne var ne yok sat. Onu verme, onu verme, onu verme. Niye verme? Şimdi göstereceğim niye vermediğini. Dediğimi söyleyeceğim. Ha, şuna sat bunları. Şunları da ver. Bir tanesi dursun. Niye öyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Al bakalım. Sen de bizdensin. Tamam. Sen de abicim şunu al. Tamamdır. Bir de bize biraz yiyecek verirseniz tahıl ne kadar size? 8. Güzel. Şöyle bizim memlekette 4 tam olsun. Mecbur olacağız. Gitti. Tamam. Avluya git, Taros'a bir soralım. Lordlar Salonu. Çünkü şimdi diğer taraftan bu tarafa geldiyse ortada buluşma ihtimalimiz de var. Dukon'la. Çayikant'ta gözükmüş. Abi biz oraya gitmiştik. Çayikant. Oralarda dolaşıyor. Kuzeyitlerin yanından ayrılmıyor bu herif ha. Ya iyi bir ilişkisi var ya da savaşıyor şu anda. Bilmiyorum. Çayikant şurada. Bu arada arkadaşlar ben ismi normalde Göksel Han yapacaktım da YouTube'da baktım şimdi herkes Han koymuş, tamam mı? Herkes ismini vermiş. Atıyorum işte Ahmet Han, Mehmet Han, Cengiz Han. Değişik değişik hanlar işte herkes Han vermiş. Ben de aynısı olmasın yani artık
Diyecekler ki bu sefer, abi bunlar da ham verdi, sen de ham veriyorsun, ne özenten. Deriz ha bunu millet olarak, bizde şey var. Aa ne kadar özendi deriz. Tamam ister istemez. Yani diyenler mutlaka çıkacaktır. Bende öyle bir söz, öyle bir durum söz konusu değil. Tamam herkes ham versin abi, sıkıntı yok, sonuçta bizim ismimizde var bu, atalarımızın hani şeyden gelen bir şey bu isim. Han olayı ya da Kaan. Ama şimdi herkes ham verdi, en azından bir farklılık olsun istedim. O yüzden Kaan yazdım ben. Mesela biz Cengiz Han deriz. Ama genel uluslararası şeyde bu Kaan olarak geçer mesela. Şeylerde de Hindistan toplumunda da Kaan vardır. Genel kabulü Kaan olarak, hani uluslararası kabul edildiği için ben o yüzden Kaan verdim. Ki ben de Göksel Han yazacaktım da hadi dedim şey olsun. Ama okunuşu yine Han olarak okuyabiliriz. Yine Göksel Han diyebiliriz. Onu da belirteyim. Şimdi buraya geldik. Tamam mı? Avluya gidelim. Anat. Anat. Bize söyle, Lucan nerede? Bize net bir bilgi... Niye görmüyorsun sen? Bize net bir bilgi verin abi artık. Lütfen. Şu Lucan'ı bulmak istiyorum ya. Ne Lucan'mış arkadaş? Al bu da Thais diyor şimdi. Şimdi Thais çıktı başımıza ya. Şaka mısınız siz ya? Bak bu da Sargot'ta gözükmüş. Ta bilmem nerede gözükmüş. Abicim burada değil miydi? Yani bana yakın olanı göstermiyorsun, en uzaktakini... Abi gözünüzü seveyim, böyle yapmayın ya. Hakikaten şu an memlekette olduğumu hissettim ya. Bizim ülkemizde böyledir ya. Adres sorarsın oraya gönderir. Oradaki adresi, A'daki adresi sorarsın adam B'ye gönderir. B'ye gidersin C'ye gönderir. Abi yapmayın şu işi, gözünüzü seveyim ya. Zaten param az kaldı, yiyeceğim az kaldı. Makeb'e gidelim bari. Hani belki buraya uğramıştır. Monç'un ordusu değil mi? Ha, vallahi şey zannettim. Bu ne abi? Burada biri mi var? Avluya git. Alicin. Alicin. Lütfen, lütfen. Rica ediyorum şu şeyin bana bir yerini söyle. Garios diyorsun abi, niye hepiniz başka bir şey diyorsunuz? Tam nerede? Nerede bu? Nerede? Komnos'ta. Ta döndüğüm yerde değil mi? 12 kalesi. Ben oraya gider miyim? Abi ne sıkıntılı bir görev sistemi şu anda ya. Ya oraya gidiyorum, o beni başka bir adamı yönlendiriyor. Ben şu an Lucan arıyorum ya. Lucan nerede? Lucan nerede yani? Ya bu kadar zor olamaz ya, Lucan nerede oldu? Şu kaleye soracağım abi. Bu tarafa soracağım bir de. En azından bu taraf biliyor bazı şeyleri. Beni deminden beri Lucan istemiyorum. Herkes beni Lucan'a yönlendiriyor. Lord yok zaten, boşmuş. Ya çok sinir bozucu değil mi ya şu anda? Yönlendirdiğiniz yerde adam çıksın. Aynı adamı yönlendirin bana. Yakın olan kimse beni ona yönlendirin. Bu arada bu saldıranlar bunlardı. İyi ki taraf seçmemişim şu anda. Bak buraya mesela soru soramayacaktık. Burası da güzelmiş ha, böyle deniz kenarı falan. Rüşvet ver. Yok para yok yalnız. Ne yapacağız? Nasıl bir şey bu? Oo güzelmiş lan. Tamam bu kalsın. Bu da bende dursun. Yine. İki tane mi varmış bundan? Bir saniye. Bacak kol zırhını bırak, bacak kol zırhının ağırlık, evet ağır ama daha bence güzel yani, biraz ağırlığımız olsun. Bunu satıyorum. Ver. Zaten yine para yetmiyor ki.
Mesui'nin ordusu mu? Mesui ha şeydi. Tamam. Tabii isimler artık tanıdık gelmeye başlıyor çünkü. Lokana Kalesi. Ya buradan bari bir lord çıksın ya. Gözünü seveyim artık adam akıllı birine yönlendirin de. Olimpos varmış. Bir harita eksik. Olimpos olacakmış az kalsın. Lordlar Salonu. Abi şu gözünü seveyim. Luka'nın bana yerini söyleyin ya. Hah. Aslanımsın ya. Cayı kantta gözükmüş son olarak. Ama Cayı kanda gittiğinde de Lucan yok piyasada. Böyle. Kentleri gezip postlar bildi. Şimdi Anat'a soracağım, Anat yine bana başkasını gönderecek. Abi takıldık kaldık burada ya. Bak Kaladok. Şimdi bunu gönderiyor bana. Kuzeylileri gösteriyor. Bir saniye, bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Şimdi Melidir. Bak şimdi de Melidir diyor mesela. Her seferinde farklı birini gösteriyor. Melidir. Düşmanlar. Lucan çıkıyor mu abi bunların birinde? Ansiklopedi. Lucan. Lucan bu başka. Her seferinde farklı birini gösteriyor bana, söylüyor bana. Unkit. Bak görüyor musun? Unkit. Adran. Kaladok. Melidir. Ingalter. Bak bayağı da kişi varmış. Derter. Thais. Ergon. Godun. Abi bu kadar insan mı varmış burada ya? Olek. Orkalis. Tanıdık geldi bu. Kuzeyde. Olek. Abi Olek tamam yeter yeter bir lütfen Lucan ya. Ya bu Lucan'ı bir bulsam yemin ediyorum rahatlayacağım ya. Ergion. Niye dönüp dolaşıp aynı isimleri söylüyorsun? Ah kaçırdık Lucan'ı. Lucan'ı kaçırdık. Hah geldi. Lucan. Oh be. Atrion Kalesi'ndeyim şu anda. Morlarda Atrion Kalesi'nde. Ne ara gittin oraya ya? Vay arkadaş ben senin peşinden giderken ama benim ne para dayanır ne bir şey dayanır. Bir saniye morlarda şey... Nerede? Argonya. Atlıyorsun. Abi oraya ne ara geldin sen? Gözünü seveyim ya. Ne yapıyorsun sen? Nasıl bir dolaşma sistemin var senin ya? Bir saniye. Ben bu olayları şu an geçiyorum. Ben arkadaşlar bu bölümde şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam mı? Akkalat. Bizim üç okların yeri sayılır. Kuzeyler, Tikrit. Evet, geldim. Param da yok, yiyeceğim de yok zaten. Asker topla falan filan. Avluya git.
Niye? Sebep ne? İçeride kimse yok. Ha. Tam güzel sebep sundu. Tebrik ederim. Burada var mı kimse? Kapıları kaleye devam. Mihir varmış burada. Mihir. Casus Partisi. Mihir. Ben sizin için çalışmak istiyorum vatanımda. Tamam bırak şimdi bunları. Sorunum varmış. Turnuvaya ev sahipliği yapıyorum ve yarışmacı dünyanın her yerinden katılmalarını bekliyorum. Tamam bunu da geç. Üzgünüm şu an bunu yapamam. Daha sonra yardım edeceğim. Bir saniye bir gitme bir dur. Çok önemli bir şey söylüyorum sana şu an. Konuşmak istediğim bir şey var. Monçurt Kağan'ın hizmetine girmek istiyorum. Mihir. Direkt Monçut olarak mı diyor? Peki bize nasıl hizmet edersin? Kılıcım senin olabilir. Yeterli meblağ karşılığı. Direkt Monçut'a bağlı oluyorum değil mi? Mehir'e değil yani. O zaman şöyle yapalım mı? Emin olmadığım için. Monçut'a bizzat onunla şey yapalım. Jaykant'ıydı sanırım o da. Onunla muhatap olalım direkt. Anat da kızıydı değil mi onun? Anat da olur. Anat da olur ha tamam. Hatta bakayım. Kızı mıydı onun? Düşmanlar. Aile nerede? Heh, eş Monçuk. Eşiymiş abi Anat. Direkt Monçuk'un eşiymiş. Tamam. Daha iyi. Daha iyi. Ben konuşmak istediğim bir şey var. Kanun hizmetine girmek istiyorum. Kılıcım senin olabilir. Yeterli bir meblağ karşılığında. Evet. Girdim. Evet, paralı asker kiralıyoruz ve bazıları kabul ediyorum onurlu insanlar. Ödülünüz yok ettiğiniz her düşman grubu için veya eş değer bir iş için 120 dinar olacaktır. Anlaşıldı, biraz düşük düşüneyim diyor. Anlaşıldı, kabul ediyorum. Ödülünüz yok ettiğiniz her düşman grubu için 120 dinar geliyor. Tamam, gelsin güzel. Artı veya eş değer bir iş için 120. Tamam. Kuzey ile katıldı. Bana güvenebilirsiniz. Şu an itibaren düşmanlarınız benim düşmanım ve onurunuz benim olurum diyor. Güzel adamlarıma basit bir kontrat yazacağım. Kuzey Tanrı adına hoş geldiniz. Kılıcını düşmanlarınıza karşı iyi bir şekilde kullanmanız dileğiyle. Dinardır akmaya devam ettikçe düşmanların kanı akacak. Tamam. Başka bir şey var mı? Konuşmak istediğim bir şey var mı? Hediye diyelim. Tamam. Katıldık. Şu an vatan toprağında. Artık bir yere mensup. Tam olarak mensup değiliz aslında da. Paralı asker olarak şu an. Görev alacağız. Şehir merkezine dön. Aa, az önce bir şey çıktı sanki avluya. Garnizon. Garnizona asker bağışla diyor. He, asker verebiliyoruz buraya. Dörtlar salonuna git. Ne var mesela değişik? Avluya git. Tamam. Arenaya git. Kritik yap. Tamam. Tam bölgesine git. Tamam. Şu an paramız az. Bir düşman varsa abi çapulca. Bunları direkt artık saldıralım. En azından para kazanacağız. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bölümü isterseniz sonlandıralım. Artık bir ailemiz var. Geçici olarak bir kabilemiz, bir ailemiz var diyebiliriz. Kuzeyitlere yani vatan toprağına milletimize geri döndük ve devletimize tekrar katıldık. Yani bir nevi elimizden geleni yapacağız şu an devlet için. Yani Kuzeyitler için. Katılmış bulunmaktayız. Paralı asker olsak da daha sonrasında tamamen bir beylik kurarak o şekilde katılacağız. Yani bağlılık yemini edeceğiz. O şekilde katılacağız. Bu bağlılık yeminini oyunda daha sonra bozabiliyor muyuz bilmiyorum ama bozabiliyoruz diye yani bozabiliyoruzdur diye tahmin etmekteyim. Çünkü daha sonra taraf değiştirilebilir diye düşünüyorum ki zaten böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü ben Kuzeyitleri bir şekilde benimseyip başa geçip daha doğrusu Monçut muydu? Onun yerine başa geçip güzel bir şekilde yönetip
çok daha güzel bir Türk imparatorluğu kurmak istiyorum. Amacım şu an bu tabii ki. Daha sonrasında da bu Türk imparatorluğu, yani daha doğrusu Hun Türkleri veya Göktürkler de diyebiliriz. Bir şekilde imparatorluğa doğru dönüşecek. Bu da daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'na doğru evrimleşecek. Birebir tarihimizle eşdeş şekilde, hani bağdaşan bir şekilde ilerlemeye çalışacağım elimden geldiğince. Umarım videoyu, bu bölümü de beğenmişsinizdir. Ben de şimdi Çapulcu Avı'na çıkacağım hani. Tabi bunun yayını yapmayacağım direkt. Video kaydını almayacağım. Çapulcuları avlayacağım tek tek. Para kazanacağım. Birazcık daha güçleneceğim. Bir sonraki bölümde görevlerden daha doğrusu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.